Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın. Yoğun bir günü aslında, yoğun bir güne girmiş bulunmaktayız. Saat 10'da Türkiye'de ekonomik güven endeksini karşılıyor olurken yine dış ticaret verisini saat 10'da karşılıyor olacağız. Eylül ayına ilişkin verileri yine takip ediyor olacağız. Amerika'dan gelecek olan veriler var günün ikinci yarısında. 15.30'da ABD'den gelecek olan dayanıklı mal siparişleri Eylül ayına ilişkin verileri piyasa takip ederken ABD ticaret dengesi verisi de yine Eylül ayı içerisinde geliyor olacak. Saat 15.30'da diğer takip edeceğimiz verilerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde perakende stokları verisi. Saat 17'de de Kanada'dan faiz kararını takip ediyor olacağız. Evet, diğer tarafta aslında bu hafta yurt içinde kısa bir hafta olacağını söylemiştik. Dolayısıyla dış ticaret verileri her ayın son günü açıklanırdı. Fakat iki gün öncesinde Perşembe yarım gün ve Cuma tatili olması nedeniyle de resmi tatili olması nedeniyle de öne çekilmiş bir veri. Şimdi piyasaların açılmadan önce öne çıkan gündem başlıklarına bakalım. Başlıklarda neler var? Özellikle Alphabet ve Microsoft gelirinde tahminleri aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen güçlü bilançolarla birlikte hem sıkılaşma politikasına yönelik endişeleri gidermeye yeterken diğer tarafta yine Merkez Bankası'nda enflasyonist baskıların da öne geçebileceği konusundaki endişelerin birazcık daha güçlü bilançolar yeniyor gibi duruyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen güçlü bilançolarla birlikte de yine risk iştahının açık olduğunu söyleyebiliriz. S&P tarafında rekor yine bir kez daha tazelenmiş bulunmakta. Dow Jones tarafında da yine tazelenmiş bulunmakta. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenleyici kuruluşu China Telecom iştirakının lisanslarını iptal etti. Özellikle buradaki Amerika-Çin arasındaki risk iştahını bir miktar daha azaltıcı görüşmelerin yaşandığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Çin telekomünikasyonuna yönelik ruhsatlarını iptal etmesiyle birlikte Asya tarafında da bugün negatif bir seyrin olduğunu, görece negatif bir seyrin olduğunu da söyleyebiliriz. ABD-Çin geriliminin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte 5 ile 11 yaş arası için Pfizer-BioNTech aşısına onay verildi. Covid-19 aşısının kullanımına alınan yeni kararlarla yaygınlaşma aşamasında Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda ve ilaç dairesi bünyesindeki bir panel Pfizer ve BioNTech aşısının 5 ila 11 yaş grubuna uygulanmasına karar verdi. Böylece aşı söz konusu grup için tam onaya gönderilmiş oldu. Bunu da söylemiş olalım. Diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Fed Başkan adaylarının seçimi için harekete geçti. Şubat ayında görev süresi dolan Powell yerine yeni adayları yerine gelmesi düşünülen adayları da gözden geçirmeye ve başladığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri demokratlardan şirket kârlarına asgari vergi teklifi geldi. Üç kilit senatör bazı ABD'li şirketlerin hissedarlarına rapor ettikleri kârları üzerinden asgari %15'likte bir ödeme yapması gerektirecek bir yasa teklifinde açıklamış oldu. Şimdi bununla birlikte piyasalarda neler rakamlanıyor bir bakalım. Öncesinde dolar TL'ye bakacak olursak dolar TL'de 9.41 seviyelerine kadar dün bir geri çekilme oldu. Öncesinde birazcık daha riskin arttığı ve burada stresin arttığı 10 büyük elçi tarafından ortak bildirilerin yayınlanması aradaki gerginlikle birlikte 9.85'lere kadar çıktıktan sonra bu tarafta olumlu diplomatik ilişkilerin gerçekleşmesi bir tarafta ise ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme ve yatay bir görünümle birlikte burada dolar TL'de dün itibariyle özellikle 9.41 seviyeleri takip edildi. Bununla birlikte güne nasıl başlıyor? 0.07'lik yatay negatifle birlikte 9.53-55 seviyesinden güne başlarken Euro TL'de ise 11.07, 11'in üzerinde fiyatlanmaya devam etmekle birlikte burada da güne yatay başladığını söyleyebiliriz. Euro tarafında özellikle yarın ECB kararı takip ediliyor olacak. Lagarde'dan gelecek olan mesajlar burada birazcık daha aslında hem parite nezdinde hem de Euro tarafında da yine kaderi bundan sonraki gidişatı belirliyor olacak. Sepet kura bakacak olursak sepet kur 10.30'un üzerinde fiyatlanmaya devam etmekle birlikte güne burada da yatay bir başlangıç var. 10.30-63 seviyesinden işlemdeyken dolar endeksinde halen daha 94 seviyesinin altında fiyatlanmaya devam ediyor. Burada stresin artmadığını, güçlü gelen bilançolarla birlikte ABD tarafındaki risk iştahının açık olması, yatırımcıların bir nebze daha endeks tarafında olmasıyla birlikte de dolar endeksinde 93-91 seviyesinin de görüldüğünü görüyoruz. Euro-dolar paritesine bakacak olursak burada da yine aslında
güçlü dolar, zayıf euro yine hikayesi devam ediyor olacak mı? Program içerisinde de bunu konuşuyor olacağız. 1.1596 seviyesinden işlemden geçiyor. Açık olan piyasalara bakalım bu kez. Açık olan piyasalarda özellikle Asya borsalarında güne negatif bir başlangıç yaptı. Bunun altında yatan nedenlerden bir tanesi aslında Japonya tarafından da geliyordu. Japonya'da elektronik ve telekomünikasyon şirketlerin kayıpların öncüsü olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta ise Nikkei'ye en çok fazla puantaj kaybı SoftBank tarafından ve Çin ekipmanları üreticisi yine Tokyo Electron'dan da gelmiş oldu. Bununla birlikte diğer tarafta Asya borsalarında izlediğimiz en önemli hikayelerden bir tanesi de ABD-Çin hikayesi olduğunu söylemiştik. ABD-Çin hikayesine bakacak olursak burada da Nasdaq Golden Dragon Endeksi de %3,8 oranında bir düşüş yaşadığını ve Washington'da Çin'e karşı sertleşme işaretlerinin olduğunu da söyleyebiliriz. Hatta kongrede bir Çin oturumu vardı ve sene sonuna kadar da bir yasa çıkabilir yine sinyalleriyle birlikte Asya borsalarında negatif bir tablo söz konusu. Evet, ABD vadelilere geçelim. Bu kez ABD vadelilere bakacak olursak Dow Jones vadeli de 0.08'lik yatay pozitif bir söz konusu, 35.671 seviyesinden işlemden geçerken Nasdaq vadeli de ise 15.566 seviyesinden işlemden geçiyor. S&P 500 vadeliye bakacak olursak burada da 0.11'lik primlenmeyle birlikte yine 4.570 seviyesinden de işlemden geçtiğini söyleyebiliriz. Özellikle Wall Street'teki bilanço sezonu, güçlü gelen bilanço sezonu, yükselen enflasyon ve sıkılaşan yine merkez bankaları politikaları ile birlikte de bunun bilanço sezonunun bir nevi aslında bu endişeleri gidermeye yettiğini bu süreç içerisinde pozitif bir tabloyla da karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. S&P 500 ve Dow Jones özellikle United Parcel Service ve General Electric'in de güçlü bilanço sonuçlarının ardından da bir kez daha rekorları yenilediğini söyleyebiliriz. Şimdi aslında piyasalarındaki gelişmeleri almak üzere Ersoy'a gidiyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Evet, Asya piyasalarındaki gelişmeleri her sabah olduğu gibi Ersoy Erkazancı'dan almaya devam ediyoruz. Ersoy, notlarında neler var? Asya piyasaları biraz daha kırmızı görünüyor ama altında yatan nedenler nelerdir? Evet Pelin, merhaba. Sen de söylediğin gibi kıpkırmızı ekranlar var bugün Asya tarafına. Özellikle bakıyorum, Hong Kong ve Çin düşüşte başı çekiyor. Gerçi Amerika'dan karlar iyi geldi. Teknoloji şirketlerinin karları beklenenden iyiydi ama bu sefer Asya'ya yansımadı. İki konu ana başlıkları süslüyor. Bir tanesi enflasyon endişeleri, biliyorsun dönem dönem piyasa bunu fiyatlıyor. Piyasada hava kötü olduğu zaman bu sefer Avustralya'da çekirdek enflasyon beklenenden yüksek geldi. Avustralya'da tahvillerde satış var. Avustralya para birimi değer kaybetti. Bu bir tekrar endişe yarattı. Diğer taraftan da Amerika ile Çin arasında yine yeni bir gerilim mi yaşanacak beklentisi oluştu. Bu Trump gittikten sonra Biden döneminde biraz daha geri plana itilmişti ama China Telecom'un Amerika biriminin lisansları iptal edildi. Teknoloji şirketlerinin, Çinli dev teknoloji şirketlerinin Amerika'da faaliyet göstermesini Amerika istemiyor. Gerçi bu küçük bir birimdi ama bu bir sinyal etkisi yarattı aslında Pelin. O yüzden de bugün Asya'da, Çin ve Hong Kong'da teknoloji hisselerinde satışlar var. Evergrande ile ilgili bir haber vardı. Çinli düzenleyiciler milyarder sahibine baskı yapıyorlar. Bu krizi çözmek için kendi kişisel servetini kullan diyorlar. O da buna pek yanaşmıyor. Diğer taraftan petrol fiyatları dalgalı ama bugün hafif biraz satıcıda, Amerika'da stoklarda yükseliş vardı. 2.3 milyon varillik bu etkili oldu. Diğer taraftan BlackRock CEO'su da $100 telaffuz eden kişilere katıldı. Önümüzdeki dönemlerde petrol fiyatları $100 görebilir dedi. Amerika'da OPEC'e baskı yapmaya devam ediyor bir sonraki toplantısı için. Evet, son başlıklar böyle. Borsalarda satış var, petrolde de hafif satış var. Bugün risk iştahı biraz düşük. Pelin? Evet, risk iştahının bozuk olduğunu iletti Ersoy Erkazancı. Evet, Asya piyasalarında burada nokta alıyoruz. Müzik.
Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. ABD tarafında yatay pozitif bir görünüm, Asya tarafında ise kırmızı tablonun olduğu bir güne merhaba dedik. Özellikle içeride nasıl bir performans görülecek? Tüm bu ayrıntıları almak üzere Marbaş Menkul Değerler Genel Müdürü Soner Kuru ile birlikteyiz. Soner, hoş geldin yayınımıza. Şimdi Borsa İstanbul'da bir Mart'tan bu yana gap'in kapanması dün itibariyle söz konusu oldu. Kur tarafındaki belki birazcık daha yataylaşma ama bunun altında yatan nedenler, bunun devamını bekler misin, ne dersin? Yani şöyle, borsa tarafında tabii ciddi bir rally var. Özellikle dolardaki yükselişe paralel bir rally oldu ve bu bizim son yıllarda alışılagelmiş fiyatlama ezberimizin dışında da bir hareket oldu, Borsa İstanbul tarafındaki hareket. Burada tabii 1400'den 1500'den üzerine çok hızlı bir momentum var. Bu momentumun bir kere bu şekilde devamını çok fazla beklemiyorum. Piyasanın 1500'ün üzerinde kalıcı olma ihtimali de önümüzdeki günlerde oluşacak siyasi ve makro ortam bu anlamda belirleyici olacak gibi görünüyor. Yani özellikle burada baktığımızda bir miktar o gap'in kapanması hikayesi burada etkili, borsa tarafından söz ediyorum. Diğer bir taraftan tabii bilançolar geliyor ve sanayi tarafında özellikle güçlü bilançoları alıyoruz. Bu son harekete de baktığımızda zaten sanayinin öncülük ettiği bir hareket gibi görünüyor. Ben burada bir miktar dinlenme, bir miktar düzeltmenin başlayacak kanaatindeyim. 1500'lerin üzerinde kalıcı olmak Borsa İstanbul açısından bir anlamda iddialı gibi görünüyor benim için. Ama tabii enflasyon cephesi üzerinden bakacak olursak son birkaç senede Borsa İstanbul özellikle 100 endeks bir miktar enflasyonun gerisinde kaldığı gibi bir görüntü var. Biraz onunla ilgili bir düzeltme de söz konusu olabilir. Kur tarafındaki bu yaklaşık son 2 ayda Eylül başından itibaren %15 gibi bir yukarı hareket var. Burada 3 ana etki var. Özellikle hem doların küresel değerinin ABD 10 yıllıkların yukarı gidişi, bizim para politikalarında bir miktar gevşetmiş olmamız, diğer bir taraftan da son dönemde oluşan siyasi risk unsurları ki özellikle piyasanın 9.80 üzerinden 9.50'ye gelişinde de burada son oluşan bu büyükelçilerle ilgili durumda diplomasinin bir miktar öne çıkmış olmasıyla birlikte o riskin azalması etkili oldu. Yani kur tarafında artık 9.50'ler, 9.40'lı seviyeler güçlü destek gibi görünüyor. Bu hafta yapılacak tabii biliyorsun enflasyon raporu toplantısı var. Orada Merkez Bankası'nın ileriye yönelik projeksiyonu, görüşü ne? Biraz daha enflasyon raporu toplantısından sonra kurla alakalı patikada belirlenmiş olacak gibi görünüyor. Evet Soner, şimdi kurdaki tarafı bir yandan takip ederken borsa tarafındaki hareketleri de bir yandan takip ediyoruz. Aslında küreselle de paralel giden, bilanço sezonundan da yine beslenen bir Borsa İstanbul olduğunu da söyledin sen de. Bundan sonraki süreçte enflasyonist baskıların devam etmesiyle birlikte borsada en azından sizin model portföylerinizde ekleyip çıkardığınız, revize ettiğiniz hisseler nelerdir? Yani şöyle, özellikle bizim bu dönemde öne çıkardığımız açıkçası 3 tema var. Bilanço sezonunda da bunların realize edildiğini görüyoruz. İşte bankacılık biliyorsun çok uzun dönemdir bunun ucuz olduğundan bahsediyoruz. Akbank bilançosu geldi. Evet, karlılıkla alakalı bir problem yok ama öz sermaye karlılığı ile ilgili hala enflasyon ve faizin altında seyrediyor. Bu bir miktar izliyor ama baktığımızda artık Akbank 3 FK'ya kadar gelmiş durumda. Özellikle özel bankalar önümüzdeki dönemde regülasyon noktasında negatif bir unsur oluşmazsa, şu enflasyon düzeltmesi hikayesi diyoruz ya, orada bankacılığın bir miktar ön plana çıkmaya devam etmesini düşünüyoruz. Bankalarla ilgili özel bankaları biz bu anlamda endeks yüzler özellikle pozitif ayrışabileceğini düşünüyoruz. Sanayi tarafında iyi bilançolar geliyor dedik. Özellikle Ereğli bilançosunu aldık. Mevcut durumda son bilançonun ardından son dönemde iyi de prim yapmış olmasına rağmen 5 TK ile fiyatlanıyor. İmalat sanayi Türkiye'de çok güçlü. Çin ile Avrupa arasındaki bu bağlantının zayıflaması, gerek ulaştırma maliyetlerinin artışı, gerek tedarik zincirlerinin bozulmasından dolayı biz biraz o tarafta ihracatta öne çıktık gibi görünüyor ve burada da imalat sanayi iyi bilançolara çıkıyor ve iyi bilançolara çıkmayacak gibi görünüyor. Ereğli'de potansiyel görüyoruz. Orada bir miktar 24 liraya doğru belki bir hareket söz konusu olabilir. Diğer taraftan sanayi içinde otomotiv sanayi yine aynı şekilde Avrupa ile olan ticaret noktasında ciddi bir habitatımız oluştu orada. Orada da Otokar, Tofaş ve Türk Traktör bilançolarını aldık. Burada bir miktar Türk Traktör öne çıkıyor gibi görünüyor. %87 öz sermaye karlılığı var son bilanço itibariyle.
ve 7FK ile bir miktar otomotiv sektörünün de altında bir çarpanla fiyatlandığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan tabii bizim bankacılık ve imalat sanayi dedik özellikle. Üçüncü temada havacılık ve ulaştırma tarafını ön plana çıkarıyoruz. Önümüzdeki dönemde bir miktar buradaki uçakların havalanması sayısının artması itibariyle burada tekrar karlılık seviyelerini yakalanacağını düşünüyoruz. Hav bilançosu geldi bu anlamda. Yine bir noktada da bizi doğrulamış gibi. Özellikle net satışlar 2019'dan daha iyi noktaya ulaşmış durumda. Önümüzdeki dönemde havacılığın da uçan uçakların sayısının artmasıyla endekslerden bir miktar pozitif ayrışacağını söyleyebiliriz. Bu anlamda TAV bilançosu iyi. THY'de de önümüzdeki dönem için bu noktada yukarı yönlü bir momentum beklediğimizi söyleyebilirim. Soner, son olarak da şunu da sormak istiyorum. Yarın enflasyon raporu var ve dolayısıyla buradaki gelecek olan mesajlar, verilecek olan mesajlar öncesinde bugün bir fiyatlama olur mu? Ya da yarın yarım gün ama yarın yine bunun etkisini görür müyüz, ne dersin? Yani özellikle bizim içeride kapalı olduğumuz zaman, küresel piyasaların açık olduğu zaman dilimlerinde kur tarafında ciddi fiyatlamalar ve oynaklıklar söz konusu olabiliyor. Bu anlamda biz tatildeyken perşembe yarım gün cuma kapalı piyasalarda kur tarafında volatilite söz konusu olabilir. Buna dikkat çekmek lazım. Diğer taraftan tabii özellikle son dönemde Merkez Bankası'nda bir söylem değişikliği var. Yani para politikaları enflasyonun üzerinde tutulmaya devam edilecektir deniyor idi. Şimdi çekirdek enflasyon vurgusu yapıldı. Çekirdek enflasyon da şu anda baktığımızda politika faizi çekirdek enflasyonun da altında. Son dönemdeki enflasyondaki hareketleri bir miktar geçici okuduklarını söylüyordu Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalarda, ama özellikle şimdi bu kurda son 2 ayda %15'lik, %20'ye yaklaşan yukarı hareket, enerji fiyatları, petrol fiyatları, bunların enflasyona ciddi etkisi var. Bir baz etkisi avantajından bahsediyorduk Ekim, Kasım, Aralık'la ilgili. Özellikle Kasım ve Aralık'ta bu baz etkisi avantajı hem kurdaki hem de bu petrol fiyatlarındaki hareketle birlikte bir miktar yok olmuş gibi görünüyor. Haliyle bundan sonraki süreçte politika faizi enflasyon veya çekirdek enflasyonun altında tutulmaya mı devam edecek, yoksa hala burayı çapa alacak mıyız? Bu anlamda verilen mesajlar önemli olacaktır. Eğer sıkı para politikası vurgusu yapılırsa ve yapılacaklarla ilgili piyasa ikna edilirse ben kurda bir miktar köpük olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bir geri geliş söz konusu olur. Ama şu noktaya kadar yapılanlara baktığımızda böyle kuru çok da aşağı çekecek bir açıklama gelir mi? Bu noktada şüpheliyim. Evet. Çok teşekkür ediyorum Soner, aktarmış olduğun bilgiler için diyoruz. Sana da iyi seanslar diliyoruz. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ile birlikte de beklentilerini almış olduk. Borsa İstanbul'da özellikle hatırlatalım, haftanın ikinci işlem gününde 18 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışı gerçekleştirdiğini, hatta Mart ayındaki Merkez Bankası Başkan Görev değişikliğinden sonraki oluşan o gap'i kapattığını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada endeks dün itibariyle 1501 ile en düşük, 1512 ile en yüksek seviyeleri gördüğünü, 21 milyar TL'likte bir hacmin olduğunu hatırlatmakta yarar var. Şimdi bu kez yine kur tarafına dönmek istiyoruz. Serdar Pazı ile birlikte kur tarafını işleyeceğiz ama evet, kur tarafında dün özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de etkisini gördük. Doğru. Niye? Çünkü 9.41'lere kadar gerilerken aslında burada hem doğru büyükelçilikten, işte büyükelçilerden gelen ortak bir açıklama vardı. Evet. Buradaki aslında birazcık daha diplomatik ilişkilerin ortaya konmasıyla birlikte gevşerken, diğer tarafta ABD 10 yıllık tahvil faizleri de burayı destekledi. Evet. Neler dersin burayla ilgili, kritik seviyeler neresi? Şimdi her konuda hemen hemen olduğu gibi Amerikan 10 yıllıklar konusunda da, ya da Amerikan getiri eğrisinin ya da dünyada büyük merkez bankalarının etkileyebildiği gelişmiş ülke tahvil getiri eğrileri nasıl şekillenecek, bu konularda da ciddi şekilde görüş ayrılıkları var. Şimdi bakıldığı zaman geçtiğimiz günlerde şu şekilde raporlar vardı. Önümüzdeki döneme ilişkin ekonomilerdeki bu büyüme senaryoları, artık yavaş yavaş merkez bankalarının mali teşvikleri geri çekmesi, işte faiz arttırma senaryoları vesaire, ama orta uzun vadeli ekonomik büyümenin, yani pandemiden çıkışta beraber yaşanan o geçen seneki düşüş, bu seneki yüksek toparlanma kalıcı olmayacak. 2022'nin bir döneminde gene o işte 2019-2020'nin başına doğru olan ortalama trende, hatta Çin'in bayağı geri adım atmasıyla büyümeden, yani ciddi şekilde ödün vermesiyle beraber, yeni getirilen regülasyonlar ile beraber çok fazla o büyümeye bel bağlamayın. Dolayısıyla getirirsin uzun tarafı o kadar da tahvil faizlerinde yükselişi desteklemiyor şeklinde bir takım görüşler. Ama diğer taraftan da işte
Yakın vadede buna benzer yaşanan gelişmelerde piyasa nasıl reaksiyon verdi diye baktığımız zaman elimizde iki adet önemli dönem var. Bir, 2012-13 meşhur Ben Bernanke'nin Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemdeki taper tantrum, o işte varlık alımlarını azaltmaya başlatmasıyla beraber dünya genelinde ilk Amerika'da başlayan ve gelişmekte olan piyasaları vuran o süreç. Doğru. Orada bakıldığı zaman bir 166 bas puanlık yukarı yönde hareketten bahsediliyor. Şimdi burada da geçtiğimiz sene Mart ayında krizin artık tepe yaptığı, yani tam eve kapanma gerçekleştiği dönemde 0.30'lar gibi Amerikan 10 yıllıklarda bir dip gerçekleşti. Şimdi oradan 166'yı koyduğumuz zaman işte %2'lere geliyor. %2'ler neresi? Bakıldığında bu yılın zirvesi 1.75'ler. Hani bir oralara doğru geldik, şimdi tekrar geri çekildi ama çok da geri çekilemiyor bakıldığı zaman. O dipten başlattığı yükseliş trendinin üzerinde kalma eğiliminde. Ayrıca 50-100-200 günlük ortalamaların da üzerinde. Şimdi bir de 2 yıllık bir grafik bu. Grafiğin sol tarafında gözüken 2019'un Kasım-Ekim dönemindeki zirveler, o da 2'ye denk geliyor. Yani bu görüş diyor ki buralara kadar gelir döner. Bir de 2016-18 Trump'ın başkanlık dönemi sonrasında o Fed'in işte son faiz arttırımıyla beraber gelen bir yükseliş var. O da 200 bas puana yakın. Dolayısıyla o da diyor ki %2.30'lar bunun daha ötesine çıkmaz. Ama bakıldığı zaman hani %3'lere doğru bir hareketler şu an için çok fazla aşırı gelebilir şeklinde görüş bildirdiler. Ama dediğim gibi bu kısa vadeli yükselişin yakaladığı ivme biraz daha bizi peşinden koşturacakmış gibi, dolar endeksine destekleyecekmiş gibi. Kura çok kısa bakacak olursak, hani evet, kur tarafındaki geri çekilme tarafında hani bunun anlam kazanması için ne seviyeler önemli diye. Şimdi bakıldığında yine kur hareketli ortamların üzerinde, bir kısa vadeli yükseliş trendinin de üzerindeyiz. Dün yaşanan 9.85'ten 9.40'lara geri çekilme bakıldığı zaman halen daha bu yükseliş trendinin içerisinde, yani 9.37 ve 9.20 para politikası kurulu faiz kararı öncesinde test edilen zirve ve daha sonra dip. Hani buralara doğru geri çekilmeler bile şu anki trend dahilinde karşılanabilecek seviyeler. Dolayısıyla yani hatırlanacak üzere 8 Ekim'den sonra biz dolarda 9'lu seviyelerle haşır neşir olduk. Yani 2-3 haftadır buralardayız ama hani çok da bunun bir geçmişi yok. Dolayısıyla yani yaşananın ne kadarı köpük, ne kadarı kalıcı olabilir ya da bu yükseliş trendi içerisinde kalması halinde ne kadar bir giriş söz konusu diye bakıldığı zaman önemli seviyeler dediğim gibi 9.37, 9.20. Hatta işte bu Naci Ağbal döneminden kurun 7'lerden başlattığı ve 9.85'te sığ Asya işlemlerine test ettiğimiz seviyeden bir anlamlı FIBO düzeltme seviyesi nereleri diye bakıldığı zaman bu 9'lara işaret ediyor. Hatta bir dün Bloomberg terimlerinde bir işte ayı tuzağı olabilir şeklinde analizler vardı. Dolayısıyla bu seviyeler hani kurdaki geri çekimin anlam kazanabilmesi adına takip edebileceğimiz seviyeler. Yani şunu anlayabilir miyiz? Daha önceki direnç seviyelerimiz şu an destek seviyelerimiz haline gelmiş bulunmakta. Evet. Çok teşekkür ediyorum Serdar, aktarmış olduğum bilgiler için diyoruz. Serdar Pazı ile birlikte de para piyasalarına baktık. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım Bülteni'nin son bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Viyop Ekim vadeli sözleşmeler için bugün son işlem günü olduğunu da yine hatırlatmış olalım. Borsa İstanbul'da ise tekrar dönecek olursak, dün para girişinin en fazla yaşandığı sektörler kağıtları içinde ise Garanti, Türk Hava Yolları ve Tüpraş ve Ereğli hisseleri olurken, en fazla para çıkışının yaşandığı hisselerde yine BİM, Gübre, Türksel en fazla para çıkışı yaşanan hisseler arasında yer alıyordu. Viyop 30'daki açılış Dışı da aktarıp İsmail Güner'e gidiyorum. 0.18'lik primlenmeyle birlikte 1627'den de açılış yaptı. Bu kez info yatırıma gidiyoruz. Borsa açılış beklentisini İsmail Güner'den alıyoruz. İsmail, söz sende. Evet, günaydın. Piyasalara baktığımızda bu hafta genel yurt dışında olsun, bizde olsun risk iştahının yüksek olduğu bir hafta yaşıyoruz. Veri açısından daha çok yurt dışı tarafında yarın ve cuma günü yurt dışı tarafında biraz daha yoğun verilerin geldiğini göreceğiz. Biz de bugün ekonomi güven endeksi ile dış ticaret dengesi verisi ön plana çıkacak. Genel olarak yurt dışında söylediğimiz gibi biraz daha pozitif bir havanın olduğunu görüyoruz. Burada Amerika tarafında bilanço sezonunda oluyor olmamız ve şirket bilançoların oldukça iyi geliyor olması burada yüksek seviyelerde endekslerin kalmasında etkili oluyor. Bize baktığımızda ise, yurt içine baktığımızda ise bize de aynı şekilde son günlerin en iyi borsa performanslarını yaşadığımızı söyleyebiliriz.
bu hafta ve geçen hafta yaşadığımız gelişmeler, özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimi, elçilik krizi gibi gelişmelerle birlikte dolar-TL tarafında çok ciddi volatil hareketler olmuştu. 9.85 seviyelerine kadar yükselmiştik. Fakat sorun özellikle elçilik krizinin çözülmesiyle birlikte 9.40'lara kadar dolar-TL inmişti. Ve şu an için 9.50 civarında. Bu dalgalanmalarda doların en sonunda aşağı yönlü gelmesi piyasayı da olumlu yönde etkiledi diyebiliriz. Diğer taraftan bilançolara bakıyoruz. Bilançolar, dün gelen bilançolar oldukça iyi geldi. Bizi sevindirdi diyebiliriz. Çeyreklik bazda Ereğli olsun, Tekfen ve Akbank hisselerinin bilançoları çok iyi geldi. Yine yıllık olarak bu şirketlerin performansı, yüksek performansı devam ederken Türk Traktör ve Tofaş Fabrika'nın da bilançolarının iyi geldiğini gördük. Yani burada iyimser bir havanın Borsa İstanbul tarafında hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle 7 ay önceki endeksteki boşluk gap seviyesi 1511 seviyesi dün kapandı. Yine aynı şekilde 2020 Aralık ayından beri en iyi haftalık performansı Borsa İstanbul tarafında yaşıyoruz. Şimdi geçen haftaki olumsuz haberlerin yanında bu hafta biraz daha Borsa İstanbul tarafında daha pozitif haberlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Yine para girişlerinin Borsa İstanbul tarafında daha da bu hafta giderek artmaya başladığını söyleyebiliriz. Böyle bir durumda endekse teknik olarak baktığımızda bizim için bu saatten sonra 1480 seviyesi çok önemli bir destek seviyesi haline gelecek. Burası kırılmadığı sürece bizim yukarı yönlü beklentilerimiz düzeltmelerle birlikte devam edecek. Burada da bugün için muhtemelen 1520 seviyesi direnç olabilir. Kısa vadeli hedef seviyesi olabilir. Ama genel olarak 1580 seviyesi önümüzdeki süreçte bu bilançoların gelmesi bitmesine kadar hedef haline geldiğini söyleyebiliriz. Evet. İsmail, çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğum bilgiler için diyerek sana da şimdiden tekrardan iyi seanslar dileriz. İsmail Güner'le birlikte borsa açılış beklentisini aktardık. Son dakika haberimizi de verelim. Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı haberinde benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim yapılacak diye haberimizi de vererek programımızı bitiriyoruz ve sözü piyasa masasına bırakıyoruz. Hoşçakalın.